Ve Yunanistan'ın arkasında olması. Yunanistan Türkiye sınırına bir dönelim şimdi. E, malum Dede Ağaç e, burası e, yani defalarca nakliyatlar gerçekleştirilerek e, o üst bekleniyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce söylemişti yani buradaki ABD üstleri nedir diye soruyorum. Ruslara karşı diyorlar kusura bakmasınlar benim halkım e, bunları yemiyor demişti. Ee, bir sefer daha bunu söyledi. Ne olursa olsun buradaki silahlanmaya baktığımız zaman Türkiye'nin milli savunma sanayinin önemini e, anlamayanlar husumet besleyenlerdir demişti. Şimdi bütün bunlarla beraber e, az önce Sayın Caş'ın da altını çizdi. E, kusura bakmasınlar bize yan bakana biz düz bakamayız dedi. Yunanistan'la Acaba bir kapı aralanır mı? İsrail, Suriye bile, Mısır e, bir sayfa açılırken e, şu anda Türkiye buna kapıyı aralamıyor. E, çünkü nihayetinde Yunanistan'ın işte bu radar kilidi atmak herhalde bunun e, en sembolik, en zirve, e, bir düşmanlık gösterisi diye algılamak lazım. Türkiye de buna yumuşamaya biz kapı aralamayacağız dedi. E, Yunanistan'ın faaliyetleri... E, Türkiye sınırında da kara sınırında da devam ediyor. Türkiye sınırının tamamını duvarla kapatma adımı attı. Meriç Rehri kıyısındaki 40 kilometrelik duvarın tüm sınırı kaplayacak şekilde 80 kilometre daha uzatılması kararı aldı. Şimdi bir de Akdeniz'de Ege'deki tacizler sonrasında Trakya'ya gidelim. Sınırı nasıl kapatıyor? Niye kapatıyor Yunanistan? Bakalım. Göçmenlere yönelik uluslararası hukuka aykırı uygulamaları tepki çeken Yunanistan yeni karar aldı. Türkiye sınırı duvarla kapatılacak. Yunanistan hükümeti göçle mücadele kapsamında Meriç Nehri kıyısına 40 kilometrelik duvar inşa etmişti. Yunan Göç Bakanı Notis Mitarakis cuma günü duvarı tüm sınırı kapsayacak şekilde genişletme amacını duyurmuştu. Ulusal Güvenlik Konseyi beklenen kararı açıkladı. Duvar 80 kilometre daha uzatılacak. Duvarın hangi bölümlerinin öncelikle inşa edileceğine Yunanistan ordusu karar verecek. Ayrıca duvar boyunca devriyeler de artırılacak. Yunanistan göçmenlere karşı uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerde bulunuyor. Ege ve Akdeniz'de göçmen botları geri itiliyor. Hatta ateş açılıyor. Meriç nehrinde ise göçmenler adacıklara sığınıyor. Yunan basınında bu göçmenlerden bazılarının geçen ay Yunan güçlerinin müdahalesinde hayatını kaybettiği haberleri yer almıştı. E, Sayın Karakuş, e, bu kaldığımız noktaya devam edelim. Şimdi bir de burada sınırda böyle bir e, duvar mevzusu var. E, daha önce de zaten işte bu e, çukurlar kazılmış, hendekler kazılmıştı. E, bu e, demir e, direklerle birlikte bunlar kapatılmıştı. İşte olduğu zaman da şu söylenmişti: e, sığınmacı göçüne karşı. Ama nihayetinde siz de daha önce yaptığınız değerlendirmeler, yani sığınmacıya karşı. E, nihayetinde hani bir tank önlemi almana gerek yok. Yunanistan'ın direkt sorayım, e, bununla amacı nedir? Şimdi e, doğrudan e, söylüyorum, ben devamlı da bunu söyledim. Daha dediğime Amerikan kuvvetleri gelirken onu söyledim. Asla Rusya'ya karşı değil. Birinci öncelikle, yani Rusya'ya karşı olsa bile önemli olan benim için. Ben Türkiye'ye bakarım ya. Bana ne yani şimdi Rusya'ya karşı mı? Yok bilmem efendim işte Türkiye'ye karşı mı? Ben kendime karşı olduğunu bunu görüyorum. Yani şimdi Rusya'ya karşı ise niçin kalkıp da Selanik civarında bir yere efendim limana ve o bölgede bir yere bakmıyor? Önce benim kara kuvvetlerimin harekatını durdurmaya çalışıyor. A bununla ilgili ne yapıyor? İşte hendek yapıyor. Ondan sonra işte bu çelik duvar yapıyor ve arkasından da efendim biz e, bunları geçtiğimiz takdirde e, onun karşısında efendim işte limanda Amerikan e, gemileri öbür tarafta e, hemen havaalanında Amerikan birlikleri kuzeyinde atış sahası var orada Amerikan birlikleri yani e, nereden baksanız bir e, Amerikan birlikleri ile karşı karşıya kalacak bir Türkiye var. Türkiye'nin kara kuvvetlerinden çok korkuyorlar. Onu söylüyorum. Onun sebebini de izah ettim. Türkiye'nin işte yüzde 95 kara kuvvetlerinin e, yerli ve milli, her türlü kullandığı silah, malzeme, teçhizat Ama e, bunu gören e, efendim e, bir devlet Yunanistan ilk işi kara kuvvetlerimizi durdurmak oluyor ve buna çalışıyor. Tabi e, Türkiye de tabii ki buna karşı tedbirler alacaktır. Ona ben bir şey demiyorum. Örneğin efendim ee, bu bölgede epeyin bir olay yaratacağına Yunanistan'da e, çeşitli yerler var yani gidebileceğimiz elin ve izi, rahatlıkla atabileceğimiz niye ki epeyim e, zorlayalım e, gider adaları yani bunu e, kusura bakmasın Yunanistan halkı ama maalesef biz zorlandığımız takdirde epeyim e, bazı adalar zaten e, 12 e, adalar ve Rodos e, tamamen hala Türkiye'nin anlaşmalara göre Türkiye'nin malıdır. E, o nedenle e, bazı şeyler Türkiye'de ona göre yapacaktır, ona göre davranacaktır. E, bu duvar yapmaları tamamen e, bununla doğrudan ilgili diye düşünüyorum. Evet. Ama e, Türkiye'de buna karşı tedbirler alacaktır. Şimdi yani biraz savaş, Şunu söyledim. Yani savaş hazırlığı e, değil yani, mi? E, e, evet efendim tabii ki bu savaş hazırlığı bunun daha ötesi var mı yani e, bir e, yani bu hendekler köprücü birlikler ister tabii ki Türkiye köprücü birlik sayısını arttırır ona bir şey demem yani şimdi bunlar böyle efendim bir şekilde e, ilk anda ilk anda e, gerideki hemen Amerikan birliklerinin olduğu yere kadar bölgedeki efendim e, Yunanistan birliklerine feci bir şekilde e, hava saldırıları yapar ee, ve e, bir şekilde duvar hiçbir şeye yaramaz ee, yani bazı şeyleri Türkiye'de elbette tedbirini alıyor ona bir şey demiyorum ama o e, el elinden geldiği kadar gibi bölümüne, e, delinir e, evet evet e, evet sayın e, Caş'ın e, yani biraz evvel söyledim Amerikan birliklerini koruma amaçlı işte bakıyorsunuz e, İsrail'den demir kubbe de alıyor yani demir kubbe de alıp muhtemelen Dede Ağaç bölgesine birinci öncelikle yerleştirecek düşünün ki e, tamamen bunlar Türkiye'ye karşı ama Türkiye de buna karşı tedbirler alıyor. En basiti sabit hedeflere karşı çok rahatlıkla Türkiye'nin e, kullanabileceği füzeler var e, ve ona göre Yunanistan e, uçak dahi alsa tabii ki arzu edilmez. Niçin biz de büyük kayıplara uğrayalım ona bir şey demiyorum ama... Sonuçta zafer yine Türkiye'nin olacaktır. Buna hiç şüphemiz yoktur. Onda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ee, Yunanistan e, 1922'de yemiş olduğu e, darbeyi yaklaştı yani zaten 100. yılı. 100. E, yılı. Yani aynı bir darbe e, yememesi için aklını başına toplaması gereken bir noktada, noktada. olduğunu belirtmek evet. isterim.